Fuat Uğur, FETÖ'nün server paniği ve muhalefetle simbiyotik ilişkisi. Son günlerde çeşitli adlarla Türkiye'de faaliyet göstermekte olan FETÖ hesaplarının sahiplerine peş peşe operasyonlar yapıldığını öğreniyoruz. Bazıları tutuklandı bile. En baştan söyleyeyim, FETÖ ile ilgili yepyeni bir aşamaya girildi. Yargıdaki FETÖ tam olarak temizlenemediği için peş peşe alınan abuk sabuk kararlar kimseyi yanıltmamalı. Malum yargının ve yargı kararlarının Adalet Bakanlığı tarafından izlenip önlem alınması gerekiyor. Ancak bu konuda umutlu olduğum söylenemez ne yazık ki. Dolayısıyla beklenti çıtasını yüksek tutmamalı. Ama dediğim gibi FETÖ ile ilgili şaşkınlık uyandıracak gelişmeler eşikte. Sebebine geçmeden önce bir hatırlatma. Daha önceki yazılarımda FETÖ'nün örgüt elemanlarını TC kimlik numarası üzerinden kodladığını anlatmıştım. FETÖ bu yöntemle Mernes ile birlikte takvis yani tapu ve kadastro bilgi sistemi UYAP bilişimi ağı ile seçsiz yani sandık sonuçları paylaşım sistemi gibi sistemlere de sızmıştı. Bunların büyük bir kısmı temizlenmiş olsa da FETÖ'nün TİB dahil tüm bu sistemlerdeki veri tabanını yabancı ülkelerdeki paralel serverlara aktardığı da biliniyor. Ancak bu konuda beklenmeyen gelişmeler yaşanmaya başlandı. TSK'da Mernis üzerinden yapılan kodlamalar çözülerek pek çok FETÖ'cü ele geçirildi. Son bir haftadır FETÖ'nün Türkiye'deki hesaplarını yönetenler arka arkaya yakalandı. Ve birden FETÖ'de bir panik havası oluştu. Fethullah Gülenle Mustafa Özcan arasında ikiye bölünen FETÖ'nün eskitilmiş megafonu Emre Uslu korku dolu tweetler paylaşıyor. Geçen gün tüm örgüt üyelerine çağrı yaparak olmayanlar pasaport çıkarsın, pasaportu olanlar da paralarını alıp yurt dışına kaçsın diye çağrıda bulundu. Emre Uslu bu çağrıyı yaptı çünkü yurt dışına büyük bir operasyon an meselesi. Devlet FETÖ'nün yatak odasına girdi. Çünkü devlet yurt dışındaki ve muhtemelen Pensilvanya'daki serverları yani bilgisayar ve veri tabanlarını ele geçirdi ve TC kimlik numarası üzerinden tüm kripto örgüt üyelerinin deşifre olması an meselesi. Anlaşılıyordu ki FETÖ olan biteni anlamış, megafon emre nişadır sürülmüş ağzını tutamayarak meseleyi ifşa etmişti. Virüs salgınının devam ettiği milletin can derdine düştüğü bir dönemde bile böyle bir çağrıyı yapan Emre Uslu da yayınlanan videosundaki bitkin ve bitik haliyle Fethullah Gülen de çok iyi bilmekte ki artık sonlara geldi. Yıllarca komplolarla, itibar suikastlarıyla, tezgahlarla insanların hayatlarını kararttılar. Öte yandan kodlama ve şifrelerle kendilerini gizlediler. Ama bir şeyi unuttular. Allah'ın bir hesabının olduğunu ve kaderi kodladığını. Şu kadarını söyleyeyim. Muhalefet adı altındaki kriptolarda ne kadar korksa yırıdır. Bunlar iyi günleri. FETÖ ve muhalif trollerin simbiyotik ilişkisi de FETÖ arasındaki ilişkinin ömrü de kalmadı artık. Aralarında organik ilişki olmasa bile duygusal bağlarının herkes farkında. Yaptıkları ve söyledikleri aynı kaynaklardan beslenip yardımlaştıklarını, adeta değişik canlılar arasındakine benzer bir simbiyoz habibatı oluşturduklarını anlatıyor bize. Misal, FETÖ ile Oda TV ve Davutoğlu'nun trolleri arasında kurulan bir simbiyotik ilişkiye sık sık sözcü, bir gün Cumhuriyet, CHP, İyi Parti, PKK ve HDP'de katılıyor. Önceki yazımda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği üç kararın FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlerin devlete sızmasına, medya yapılanmasına çanak tutacağını yazmıştım. Çok tehlikeli kararlardı. Bu üç karar FETÖ ve PKK tarafından sevinçle karşılandı. Ama aynı memnuniyeti Davutoğlu ekibinde ve Oda TV'de görmek enteresandı. Oda TV'nin haberi mahkemeden Erdoğan'a 3 fren başlığını taşıyordu. Türkiye'yi bile çalmaya kalktılar. Davutoğlu trolleri ise işi öylesine ileri götürdü ki Türkiye Cumhuriyeti logosunu çaldılar ve sosyal medyada kullanıp partileri için propaganda yaptılar. Yapılan iş FETÖ iblislikleriyle yakın benzerlikler taşıyordu ama cumhurbaşkanlığı makamları Türkiye markasının bu parti tarafından propaganda malzemesi yapılmasını engellemek için Twitter'la bağlantıya geçip hesapları iptal ettirdi. Çanakkale il başkanı kumarda yakalanan bu partinin genel başkanı biliyoruz ki yıllarca Erdoğan üzerine kumar oynadı, arkasına kendisini itekleyen küresel emperyalizmi alarak şimdi de Türkiye üzerine kumar oynuyor. Trollerinin Türkiye logosunu çalmasına bu yüzden şaşırmamak gerek.